Merhaba arkadaşlar. Bir Kare Akademi poster not video derste yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle 6. ünitemizin enerji dönüşümleri kısmını öğreneceğiz. Ben fen bilimleri öğretmeniniz İlbey Alıcı. Bu konuda hiçbir eksiğinizin kalmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başlayalım şimdi arkadaşlar. Bugünkü konumuz enerji dönüşümlerinin ilk konusu fotosentez. Fotosentez arkadaşlar ben size şöyle açıklayayım hemen. Foto ışık demektir, sentez üretmek demektir. Fotosentez ışıkla üretmek demektir arkadaşlar. Kim yapar bunu? Üretici canlılar yapar. Nasıl yaparlar arkadaşlar? Ne yapıyorlar? Hemen havadaki karbondioksiti, topraktaki suyu alarak klorofillerinde güneş ışığını kullanarak arkadaşlar besin ve oksijen üretiyorlar. İşte biz buna fotosentez diyoruz. Fotosentez yapan canlılara biz üretici canlılar diyoruz. Bir önceki konumuzda gördüğümüz besin zincirinin ilk halkasını oluşturan bu canlılar üretici canlılardı arkadaşlar. Ne yapıyorlarmış? Fotosentez yaparak besin üretiyorlarmış arkadaşlar. Nasıl yapıyorlarmış bunu? Topraktan su, havadan karbondioksit alıyorlar ve güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretiyorlar. Biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Fotosentez. Evet, tekrar bakacak olursak fotosentezin denklemi de bu şekildedir. Topraktan su, havadan karbondioksit alarak kloroplastlarına güneş ışığıyla birleştirerek arkadaşlar besin ve oksijen üretiyorlar ve biz de buna ne diyoruz? Fotosentez. Gördüğünüz gibi bir domates bitkisi görüyorsunuz burada. Suyu alıyor, havadan karbondioksit alıyor. Belli bir süre sonra bize güzel, lezzetli domatesler verecek ve biz de onları yiyeceğiz arkadaşlar. Fotosentez bitki hücrelerinde kloroplast denilen organellerde gerçekleşir. Kloroplast bitkilerde çoğunlukla yapraklarda bulunduğu için arkadaşlar bitkilerin çoğunlukla genellikle yapraklarında fotosentez gerçekleşir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi önemli bir notumuz var. Şimdi burada biz dedik ki fotosentezde kloroplastlarda güneş ışığı kullanıyor. Peki fotosentez yapay ışıkta gerçekleşmez mi? Tabii ki gerçekleşir arkadaşlar. Ancak ne oluyor? Gündüz genellikle açık alanda bulunan bitkiler neyi kullanırlar? Güneş ışığını kullanırlar. Eğer odanızda bir bitki varsa, siz onun fotosentez güneş görmeyen bir yerdeyse nasıl fotosentez yapar? Tabii ki yapay ışıkla sizin evinizin aydınlatmasıyla fotosentez yapabilir. Evet, önemli notumuzu bir okuyalım hemen. Bitkilerin gündüz yaptıkları fotosentezde kullandıkları ışık kaynağı güneştir. Bitkiler lamba veya başka bir ışık kaynağından yeteri kadar ışık alırsa geceleri de fotosentez yapmaya devam edebilirler. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu yüzden fotosentez doğal ve yapay ışıkta gerçekleşebilir arkadaşlar. Bitkiler, biz şöyle bir ifade kullanıyoruz. Bitkiler genellikle geceleri solunum yapıyorlar. Gündüzleri ise fotosentez yapıyorlar. Ama az önce söylediğimiz gibi yapay ışıkta yeteri kadar ışık var ise bulunulan ortamda bitki geceleri de fotosentez yapabilir. Şimdi arkadaşlar bizim fotosentezimizin hızını etkileyen bazı faktörler var. Bu faktörlerimiz birincisi çevresel faktör olabilir. Bir de bitkinin kalıtsal faktörleri yani kendisinde bulunan yaprak sayısıdır, işte yaprak genişliği, işte yaprağın yüzeyi falan bu gibi faktörler de fotosentez hızımızı etkiler. Ancak biz şimdi çevresel faktörlerden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi ışığın şiddeti arkadaşlar. Işığın şiddeti arttıkça fotosentez hızımız artıyor. Ancak belli bir değere kadar. Neden belli bir değere kadar? Çünkü diğer faktörlerden atıyorum sizin elinizde yeterli miktarda ışık, şiddetli bir ışık vardır ama elinizde yeterince su olmazsa fotosenteziniz sürekli hızlanmaz. Fotosentezin hızı sürekli artmaz. Bu yüzden arkadaşlar fotosentez hızı bir süre sonra sabit kalır diğer faktörlerden dolayı. Ama şunu unutmuyoruz. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belli bir değere kadar artıyor arkadaşlar. Geliyoruz diğer bir faktörümüze. Işığın rengi. Işığın rengi arkadaşlar fotosentez hızını etkiler. Ancak grafikte gördüğümüz gibi etkiler arkadaşlar. Grafikte fotosentez hızının en fazla olduğu ışık rengi hangisi? Burada gördüğümüz mor ışık arkadaşlar.
En yavaş olduğu ise yeşil ışık arkadaşlar. Bir de kırmızı ışıkta da mor ışığa göre biraz daha az ama kırmızı ışıkta da yine hızlı bir şekilde gerçekleşir. Peki bir mantık sorusu şöyle sorabilirim size. Fotosentez neden yeşil ışıkta en yavaş gerçekleşir? Şöyle arkadaşlar. Cisimler daha önceki yıllarda öğrendiğimiz gibi 7. sınıf ışık konusunda öğrendiğimiz gibi cisimler, maddeler, varlıklar kendi rengindeki ışığı yansıtırlar. Bitkilerin yaprakları da yeşil olduğu için arkadaşlar üzerine düşen ışıktan yeşil rengi ne yaparlar? Yansıtırlar. Yeşil ışık geldiği zaman o yeşil ışığın neredeyse tamamını yansıtıyorlar. Dolayısıyla fotosentez gerçekleşmiyor ya da çok yavaş gerçekleşiyor. Fotosentezin gerçekleşmesi için ışığın soğurulması lazım. İşte cisimler kendi rengi dışındaki renkleri soğurur. Bu yüzden mesela bir yeşil bir bitki en çok mor ve kırmızı ışığı soğurur. Dolayısıyla kırmızı ve mor ışıkta fotosentez hızı en fazla gerçekleşir arkadaşlar. Fotosentez en hızlı mor ve kırmızı ışıkta, en yavaş da yeşil ışıkta gerçekleşir. Çünkü klorofil yeşil ışığı en az soğurur. En fazla ise mor ve kırmızı ışığı soğurur. Yeşil ışığı ne yapıyordu arkadaşlar? Varlıklar kendi rengindeki ışığı yansıtıyordu. Yeşil ışığı yansıttığı için fotosentez hızımız yeşilde en azdır. Devam edelim arkadaşlar. Karbondioksit miktarı bir diğer faktörümüz. Fotosentezi etkileyen bir diğer faktörümüz karbondioksit miktarı. Karbondioksit fotosentezde kullanılır arkadaşlar. Ne yapıyordu üretici canlılar? Topraktan su, havadan karbondioksit alıyorlardı. Karbondioksit fotosentezde kullanıldığı için ne kadar karbondioksit varsa fotosentez o kadar hızlı olur. Ama bunu grafiğe döktüğümüzde fotosentez hızı bir süre sonra sabit kalır. Bunun sebebi de yine diğer faktörlerdir arkadaşlar. Karbondioksit fotosentezde kullanıldığından fotosentez hızını etkiler. Karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı belli bir değere kadar artar, sonra sabit kalır. Sabit kalmasının sebebi yine arkadaşlar diğer faktörler. Bunu da unutmayalım lütfen. Evet. Bir diğer faktörümüz de su miktarı. Su miktarına baktığımızda arkadaşlar yine az önceki gibi fotosentez olayını anlatırken biz ne demiştik? Topraktan su. Üretici canlıların topraktan su alarak. Demek ki su fotosentezde kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla su miktarı ne kadar çok olursa fotosentez hızı o kadar fazla olur. Ancak yine ışık şiddeti ve karbondioksit miktarındaki benzer durumdan dolayı diğer faktörlerin durumundan dolayı arkadaşlar bir süre sonra fotosentez hızımız sabit kalır. Ama bilmemiz gereken şey şu: fotosentez hızı su miktarı ile doğru orantılı. Yani su miktarı arttıkça fotosentez hızımız da artıyor arkadaşlar. Su miktarı arttıkça fotosentez hızı belli bir değere kadar artar. Diğer faktörlerden dolayı bir süre sonra sabit kalır. Suyun bir kısmı önce enzimlerin faaliyetleri için kullanılıyor arkadaşlar fotosentezde. O yüzden grafiğimize baktığımızda mesela fotosentez hızın ışık şiddeti grafiği sıfırdan başlamış. Fotosentez hızı karbondioksit miktarı grafiği sıfırdan başlamış ama su miktarı belli bir değerden başlıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de fotosentez için gerekli olan suyun öncelikle enzimler tarafından bir miktarının kullanılması. Enzim faaliyetleri için de su gereklidir arkadaşlar. Fotosentezde aynı zamanda enzimler de görev alır. Bunu da unutmayalım. Evet, bir diğer faktörümüz sıcaklık. Tabii ki arkadaşlar üretici canlılarda her sıcaklıkta fotosentez yapamazlar. Bunun sebebi işte az önce söylediğimiz enzimler de fotosentezde görevlidir. Enzimler her sıcaklıkta görev yapamaz arkadaşlar. Dolayısıyla fotosentezde her sıcaklıkta gerçekleşmez. Sıcaklık arttıkça fotosentez hızı belli bir süre artar. Daha sonra yavaşlar ve durur. Hatta azalmaya da başlar arkadaşlar. Çünkü çok yüksek sıcaklıklarda enzimlerin yapısı
bozuluyor. Fotosentezimiz en hızlı 25 ile 35 dereceler arasında, hatta 30 derecede en hızlı gerçekleşir. Buna da optimum sıcaklık denir arkadaşlar. Fotosentezin en hızlı gerçekleştiği sıcaklık değerine biz optimum sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Neymiş? Sıcaklık arttıkça fotosentez hızı belirli bir süre artar. Sonra yavaşlar ve durur. Çünkü yüksek sıcaklarda fotosentez de görevli enzimlerin yapısı bozulur. Fotosentez en hızlı 25 ile 35 derece arasında gerçekleşiyor dedik. Şimdi grafiğimize baktığımızda arkadaşlar, yine sıfırdan başlamamış. Belli bir değerden başlamış. Mesela atıyorum burası 5 derece olabilir. 5 dereceden başlıyor arkadaşlar fotosentezimiz. 30 dereceye kadar çıkıyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra duruyor ve tekrar azalmaya başlıyor. Hatta 50 derece ve üstüne geldiğinde fotosentez tamamen duruyor arkadaşlar. Yani 50 derecenin üstünde, 0 derecenin altında fotosentez gerçekleşmez. Çünkü o sıcaklıklarda enzimler görev yapmaz arkadaşlar. Bir notumuz var. Az önce de söylediğimiz bir şey aslında. Fotosentez hızına çevresel faktörlerin yanında kalıtsal, bitkinin kalıtsal özellikleri de etkilidir. Nedir bunlar? Klorofil sayısı, yaprak sayısı. Bir bitkinin yaprak sayısı ne kadar fazla ise fotosentez hızı da o kadar fazla olur. Yaprağın şekli, işte geniş yapraklı, dar yapraklı gibi. Yaprak yüzeyi ne kadar genişse fotosentez de yine o kadar fazla olur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Neymiş? Klorofil sayısı, yaprak sayısı, yaprak şekli yine fotosenteze etki eden faktörlerden bazıları. Şimdi fotosentezle ilgili tabii ki kazandıran kare sorularımız var. Bunlara bakalım. Üretici canlıların topraktan su, havadan karbondioksit alarak, klorofillerinde güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretmesine fotosentez denir. Çevre şartlarına ve üretici canlının kalıtsal şartlarına göre yavaş ya da hızlı olabilir. Yukarıdaki grafikte fotosentez hızının bir X faktörüne bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre bu X faktörü aşağıdakilerden hangisi olamaz demişiz arkadaşlar. Bakıyoruz. Karbondioksit hızı, karbondioksit miktarına bağlı grafiğimiz burada var. Evet, aynısı. Dolayısıyla bu X faktörü karbondioksit olabilir. Su miktarı, evet aynı şekilde grafiğimiz su miktarı olabilir. Işık şiddetine baktığımızda arkadaşlar, ışık şiddeti grafiğimizde de yine aynı şekilde aynı grafik var. Dolayısıyla bu da olabilir. Ancak ışığın rengi grafiğimiz buradaki grafikle aynı olmadığı için X faktörümüz ışığın rengi olamaz. Sorumuzun cevabı da D şıkkı olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotosentez hızına etki eden faktörleri bildiğimizde ve onların grafiklerinin nasıl olduğunu bildiğimizde bu soruyu çok rahat yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geçiyoruz şimdi. Bu da bir kontrollü deney sorusu. Elif fotosentez hızının su miktarına bağlılığını araştırmak için özdeş saksı bitkileriyle aşağıdaki 1 ve 2 numaralı düzenekleri kuruyor. Buna göre Elif'in düzenekleri ve araştırması için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Düzeneklerimize önce bir bakalım, analiz edelim arkadaşlar. İkisi, bir tarafta ışık var, bir tarafta ışık yok. İkisi de 25 derece ortamda arkadaşlar. Yalnız özdeş saksı bitkilerinden bir tanesinde kuru toprak, diğerinde nemli toprak var arkadaşlar. Şimdi Elif neyi araştırmak istiyordu? Fotosentez hızının su miktarına bağlılığını araştırmak istiyordu. Bakalım araştırması için bu düzenekler yeterli mi? Hayır, değil arkadaşlar. Ne olması gerekiyor bir kere? İkisine de su vermeli. Birisine az, birisine çok su vermeli. Fotosentez yapılabilmesi için bir de iki bitkinin de aydınlık ortamda olması gerekiyor. Yani arkadaşlar, buraya bir numara dersek, buraya da 2 numaralı düzenek dersek eğer. Şimdi 1 numaralı düzeneğe bizim su eklememiz gerekiyor. 2 numaralı düzeneği de aydınlık ortama götürmemiz gerekiyor. Buradan bitkilerden birine az su, birine de çok su vermemiz gerekiyor. Ki biz su miktarının fotosentez hızına etkisini araştırabilirim. Bunu da aydınlık ortama almamız gerekiyordu arkadaşlar. Zaten sıcaklıklarımız aynı, bitkiler aynı. Bakalım
Elif'in araştırması için kurması gereken düzenekte bağımlı değişkenimiz fotosentez hızıymış arkadaşlar. Evet, fotosentez hızının su miktarına bağlılığını araştırmak istiyorsak burada su miktarına bağlı olarak değişen şey fotosentez hızıdır. Dolayısıyla bizim bağımlı değişkenimiz fotosentez hızıdır. A şıkkı doğru. Elif'in araştırması için kurması gereken doğru düzenekte bağımsız değişken su miktarıdır. Evet arkadaşlar, su miktarına bağlılığını dediğine göre su miktarı bizim bağımsız değişkenimiz. Çünkü düzeneklerden birine az su, diğerine çok su vermesi gerekiyor. C şıkkına bakalım. Elif'in kurduğu düzenekler araştırması için uygundur. Uygun değildir arkadaşlar. Bunu az önce söyledik zaten. Birine az su, birine çok su vermeli ve 2 numaralı düzeneği de aydınlık ortama alması gerekiyordu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı oluyor. D şıkkını da bir okuyalım. Elif 2 numaralı düzeneği aydınlık ortama alıp 1 numaralı düzeneğe az su, 2 numaralı düzeneğe çok su vermelidir. Böylelikle Elif'in araştırması doğru olur arkadaşlar ve istediği sonuca ulaşabilir. Evet, biz de zaten az önce bunun analizini yapmıştık. Sorumuzun cevabı C şıkkı olur arkadaşlar. Gördüğümüz üzere fotosentezi etkileyen faktörleri bildiğimizde, bağımlı ve bağımsız değişkenin, kontrollü değişkenin ne olduğunu bildiğimizde soruyu yapmamamız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Gayet güzel bir soruydu. Yeni nesil bir soruydu. Sınavlarda çıkabilecek bir soruydu. Ve bunun analizini birlikte yaparak çözümünü de sizinle yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet, fotosentez konusunda size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu video dersin kare koduna görüyorsunuz. Poster notunuzun sağ alt köşesinden ulaşabilir. Video dersi o şekilde dinleyebilir ve arkadaşlar bütün eksiklerinizi de tamamlayabilir. Karşınıza çıkan en zorlu soruyu bile buradaki notlarla ve video konu anlatımıyla çözebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, kare ile kalın.